Abdülhamit Han'ı küçültmek, çürütmek, baltalamak ve engellemek isteyen her cereyanın ön planında kim bulunursa bulunsun, arka planında daima Yahudi aramak gerekir. Abdülhamit Han'ın en büyük düşmanı ne Ermeni, ne Moskov, ne İngiliz, ne de kök alakasını kaybetmeye başlayan yarı aydın Türkler zümresiydi. Onun gizli planda baş düşmanı sadece Yahudi. Yahudinin Abdülhamit Han'dan alıp veremediği ve ona ne yüzden düşman kesildiği üzerinde düşünmek ve sebep aramak yersizdir. Bu sualin cevabını bizzat Yahudi, Yahudinin tipi ve seciyesi verir. Yahudinin ne olduğunu bilen, onun Abdülhamit Han'a niçin düşman olduğunu da bilir. Yahudi, tek bir cümleyle dünyada dini, milli ve fikri birlik adına ne varsa onu lif lif çözmeye, bozmaya, harap etmeye memur, bozguncu ve fesatçı tipidir. Kısacası Yahudi, belli başlı bir ruh güdüsü yüzünden bağımsız bir devlet oluşturamamış ve bütün dünya milletleri içine yayılmış olan kavminin fert fert çıkarını koruma, bunun içinde bu çıkara karşı gelecek her çeşit bütünlüğü parçalama görevindedir. Yahudinin izah ve tespiti konumuzun dışında bir durum olsa da davamızın kapsamı, o kapsam içinde Yahudinin rolü bizde bu görevi yüklemekte ve doğrudan doğruya Yahudi kurbanı olan Abdülhamit Han gibi bir hükümdarın siyasal, toplumsal, kişisel ve tarihsel meselesini çözmekte en önemli unsuru oluşturmaktadır. İspanya'dan kovulduktan sonra memleketimize giren, muhteşem Süleyman'ı Kanuni'nin haremine kadar sokulan, orada baş gözle makamına kadar yükselen ve ilk iş olarak Yasef Nasi'nin şahsında kendi kavmini hakim kılmaya bakan Yahudi, duraklama, alçalma şiirlerimizin türlü sebepleri arasında en sinsi fakat en etkili rolü oynamış, birçok gizli ve açık yapısıyla yozlaşmamıza neden olmuş ve sonunda Abdülhamit Han'ın zatında dini ve milli en güçlü birlik temsilcisini gördüğü için bütün gücü ve olanca hain yöntemiyle onu yıkmaya çalışmış ve sonunda da başarılı olmuştur. Onun içindir ki Ermeni isyancılarından Mithat Paşa İngiliz politikasından Moskov isteklerine kadar perde arkasından itici, sürücü, güdücü ve körükleyici daima Yahudidir. O, kah İngiltere başvekili Lord Beaconsfield isimli İsrail'in şahsında safkan, K. Alman birliğinin kurucusu, Türk düşmanı, Bismarck'ın kimliğinde yarım kan, Bismarck 3 4 Yahudidir, olarak hep sahnededir. Ve o zaman memleketimizde basit bir Galata bankeri tipinden Doktor Paşası'na veya Mason kulübündeki ustada kadar hep aynı roldedir. Yahudinin kendine özgü ve yalın, kendisininkinden başka her birliğe düşman olmaktaki ezeli ve ebedi memuriyetini şundan anlayalım ki, yeryüzüne parayı getiren ve kapitalizmayı yani sermayeciliği icat eden kendisi, sonra bu kapitalizma yabancı ellerde ilerlemeye başlayınca ona karşı komünizmayı keşfeden yine kendisi, daha sonra komünizma Rusya'da birlik manzarası belirtince bu defa onu fikirde ve siyasette tepelemek isteyenlerle birleşen yine kendisidir. Yahudi kapitalizmasını tek malikiyet halinde adlandırmak imkansızdır. Ama komünizmayı Karl Marx'ın şahsında ona en büyük fikir darbesini vuran spiritüalist yani tinselci akımı da Henry Bergson'un kimliğinde anlamak gayet kolaydır. Bunların ikisi de baş örnek Yahudilerden. Böyleyken Yahudi Marx Yahudi'yi hile yapan diye anarken, Yahudi Bergson maddecileye insanoğlunun en büyük sapkınlığı yaftasını yakıştırır. Biri en büyük Yahudi icadı kapitalist yani sermayeci düzeni tam bunalım ve illet demine geldiği zaman daha illetli bir dünya görüşüyle yıkmaya böylece beşeri düzenleri alt üst etmeyi bakar. Öbürü de bunalım ve illeti doğrulayarak fakat şifasını başka yerde tespit ederek yıkıcılığı yıkmaya koyulur. Bu arada üçüncü bir Yahudi Freud ise insan ruhunu hiçbir sisteme inanmayacak bağlamayacak şekilde adileştirir. İşte Yahudi mimarisi. Birinin yaptığını öbürü bolsa da ortak gayeleri, milletleri ve onların her türlü düşünce ve duygu birliklerini bozmaktır. İşte bu Yahudi, Yüce Müslüman ve Ulu Türk Abdülhamit Han'ın karşısına çıkmış, kendisini göstermeyerek pusuya yatmış ve ta onu düşürünceye kadar her şeyi Abdülhamit Han'ın merhameti ve tevekkürsever şahsı da dahil istismar etmiştir. Yahudilerin yapılarından söz ettim. Evet, bilinen ve bilinmeyenleriyle asıl yıkıcı görevler Yahudi sevk ve yönetimi altında bu yapılardadır. Eserimizin başında Abdülhamit Han'ı anahtar şahsiyet olarak göstermiş ve ona ait bahsin açamayacağı kapı bırakmayacağını belirtmiştim. İşte Abdülhamit Han'ın şahsiyetindeki derinlik ve genişliği meydana çıkaran en anlamlı nokta. Abdülhamit Han Yahudiliği bütün tarihsel ve ruhsal görev memuriyetiyle gördü, tanıdı onun kötülüğünden sakınmak için her şey yaptı ve onlardan bir çoğunu Doktor Marco Paşa örneği öz sarayını değerlendirdiği halde birlik olarak kötülük yapmalarına engel her önlemi sonuna kadar aldı. Her şeyden önce Yahudi servet ve nüfuzunun koruyuculuğundan ibaret ve kardeşlik yaftası altında din ve milliyet yıkıcı bir oluşum olan dünya çapındaki masonluk ocağını Türkiye'de söndürecek derecede sıkı takibe uğrattı. Masonluğun İslam gözüyle küfürden başka bir şey olmadığı hakkında fetva çıkarttı ve onu bütün memleketi dinsizlik ocaklarının başı olarak tanıttı. Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalardan başlayarak Mithat Paşa, Şinasi, Namık Kemal gibi Yahudi propagandası ile kahramanlaştırılmış tiplerin özellikle ilk Mason padişah ağabeyi Sultan Murad'ın örneği onda bu ocağa ait değer hükmünün somut örneklerini yaşatıyor ve Türk yurdunun beklediği gerçek kahramanlar adına içini ürpertiyle dolduruyordu. Yahudiler Türkiye'de mali, ticari ve iktisadi sağlarda görünmez şekilde ruhsal planı çalışmalarına zemin yapmış, Abdülhamit Han'a karşı her akım ve hareketi edebiyatından siyaset ve ekonomisine kadar besler ve geliştirirken bir Aralık açıktan açığa müthiş bir siyasi saldırıya geçtiler. Kendilerine Filistin'de bir yurt istemeye kadar vardılar. Tahsin Paşa'nın anılarından takip edelim. Sultan Hamid'in emniyetsizlik esasından doğmuş olan siyaseti Siyonistlik meselesinde pek bariz bir biçimde belirmişti. Türkiye'de bir Yahudi yurdu kurmak öteden beri Siyonist alemin büyük amaçlarından biriydi. Siyonistler bu gayeye erişmek için birkaç defa faaliyete geçmişler ise de hiçbirinde başarılı olamamışlardı. Her defasında Sultan Hamid bu yeni hamle ve girişimlerin maksat ve sonucundan şüphelenerek işi geçiştirmişti. 1 Aralık İstanbul'a Avusturya Musevilerinden ve Siyonistlerin ileri gelenlerinden bir zat geldi. Tercüman Münir Paşa'yı görerek Kudüs'te bir Musevi yurdu kurmaya izin istedi. Bu başvuru Siyonistler namına yürütülüyor ve işin arkasında meşhur bankerlerden Rothschild bulunuyordu. Talebin esası şuydu. Filistin'de hükümetin dileyeceği yerde Musevi köyleri oluşturulacak, hükümet isterse bu köylerde İslam haneleri de bulunduracaktı. Ecnebi memleketlerden bu köylere gelecek olan Yahudiler devleti Aliye'nin kanun ve düzenlerine tabi olacaklardı. Buna karşılık hükümete duyun umumiye meselesinde hizmet edeceklerini ve kolaylık sağlayacaklarını ve bunun için yazılı ve güvenilir teminatla da verileceğini söylemişti. Gerek bu Viyanalı Musevi'nin şahsen taşıdığı önem ve gerek Duyunu umumiyeye ilişkin teklifteki ciddiyet sebebiyle meseleyi zat-ı şahaneye arz ettik. Bir cuma selamlığından sonra hünkar o Sevi'yi kabul etti. Viyanalı Siyonist meseleyi ayrıntısıyla Sultan Hamid'e açıkladı. Fakat Sultan Hamid bunda bir takım sakıncalar gördü. Filistin yöresi esasen makamat mukaddesi olması dolayısıyla siyasi isteklere zemin olmaktaydı. Her sene kilise ve ayin işleri münasebetiyle türlü nizamlar çıkıyor, hükümete daimi baş oluyordu. Buna bir de Yahudi meselesini ilave etmek hünkârın hoşuna gitmedi. Viyanalı Siyonist bir sonuç elde edemeyerek memleketine döndü. Başkatip Tahsin Paşa'nın cansız ve anlayışsız bir ifade ve yüzeysel bir görüşle anlattığı meselenin iç yüzünü açıklayalım. Yahudiler bugün olduğu gibi Filistin'i hep beraber oraya göç etmek ve bağımsız bir millet olarak yaşamak için değil yine her tarafa dağılmış ve her tarafın kanını emmeye memur bulundukları halde göstermelik bir hara gibi kullanıp dünyanın en nazik yerinde işgal edecekleri köprü başlarıyla cihan siyasetine etki etmeyi hesaplıyorlardı. İşte bundan sonraki pek az kimse tarafından bilinen gerçek şudur ki Yahudiler Kudüs'e karşılık duyun umumiye borçlarını silmek teklifinden başka sultanın servetine muazzam bir servet takdimine hazır olduklarını bildirmişler ve şu yanıt almışlardı dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse de bütün hazinelerini kucağıma dökse size Siyonistlik adına Kudüs'ten bir parça yer bile vermem. Yahudi'ye işte bu gözle bakan Ulu Hakan'ı halinden sonra Selanik'te bir Yahudinin köşküne hapsedecekler ve daha hüzünlüsü ona halini bildiren heyetin içine Yahudilik güdücülerinden birini katacaklardır. İşte bugünkü İsrail'in ki İslam dünyasının can noktasına oturtulmuş bir kazıktır, oluşumu yolunda bu ilk ve biçimce masum girişimi kökünden reddetmekle ileriyi görmüş ve Türk tarihine mürekkebi güneş harflerle büyük kahraman diye kaydedilmeye hak kazanmış. Böyleyken aynı Yahudinin oyununa getirilerek yerin dibine batırılmış Ulu Akan Abdülhamid Han.